Bu okullarda hiç ödev yokmuş, çocuklar kafasına göre takılıyormuş kısmı bir kere külliyen yalan. Yani ödev olmaz. Ödevin zararları. Şimdi ödevin zararları başlığı bile doğru değil. Öğrencinin doğru tekrar sistemlerini oluşturmakla ilgili kafa yorup Bunu nasıl doğru yapacağımıza bakacağız. Ben böyle bir projeyle, düşünceyle ya da teklifle gelen arkadaşlara genellikle işte bu hesaptan yola çıkarak şunu söylüyorum. Bilmem katılır mısın? Bali'deki okulu buraya getirmek ya da bilmem ne okulunu buraya kurmak ya da Eğitim sistemi öyle olsun diye beklentiye girmekten öte ev hayatını önce bir bali gibi yap. Bir insana, bir aileye, bir çocuğa iyi gelen bütün ailelere, bütün çocuklara iyi gelir diye bir şey yapamayız. Ya İngiltere en çok konuşulan bu ara olduğu için söylüyorum. Almanya, ya buralarda lise eğitimde falan, bullying'in falan artık bambaşka boyuta gittiği ülkeler. Hani temel eğitim bu kadar iyiyse İngiltere'de yükselen ırkçılık, yükselen akran zorbalığını nasıl doğuruyor o eğitim sistemi? Yani. Yakınımızda olan iyi beğenmemek, görmemek, hep kötüsü üzerinden görmek. Abi insan olarak da böyle değil miyiz? Her sabah çıkarken aynaya bakıyorsun. Ha diyorsun sakalım kötü, işte kravatım eğri. Yani aynaya bakma sebebimiz bile aslında bozuk olanı görmek için. Aynaya bakıp da lan bugün maşallah yine nefes alıyorsun. İşte gayet dinci, sağlıklıyız falan diyesimiz pek yok. Yani eldekini takdir etme konusunda bir zafiyetimiz var. Ali'cim ya şimdi bu bizim Nilüfer var ya. <laughs> Çocukları diyor ben böyle okullarda okutmam diyor. Bali'de bir okul varmış abi. Hı. Bali'deki okul bana kaçıncı kez geliyor bilmiyorum ama. Tavanı yokmuş, duvarı yokmuş, yeşillik varmış, sınav yokmuş, ödev verilmiyormuş. Çocuklar hocalara eğitiyormuş falan öyle enteresan bir sistem. Böyle biz böyle romantik yani eğitimin dışında her şeye benzeyen alternatiflere sıklıkla bayılırız. Bir taraftan da makul gibi geliyor yani bizim çocuklar bizim okullarda çok sıkıntı çektiği için. Hem o kadar ödev, sınav, yarışı bilmem ama iki kuruş bir şey öğrenmiyorlar. Yani okul tamamen boş bir vakit gibi. Çocukları boşuna depresyona sokuyor. İnsanın bir yerden de şey diyesi geliyor. Lan hakikaten. En azından Bali'deki okul gibi bir şey buraya açsak ben çocukları göndersem diye ama mesela ben Nilüfer'e şöyle bir şey söyledim. Yani dedim sen bu çocuğu işte böyle bir okulda okuttun. Önce dedim böyle bir okulda okuyup şöyle bir meslek sahibi olan para kazanan birini tanıyor musun dedim. Dedi ki okul yeni dedi daha bilmiyoruz dedi. <laughs> Peki dedim sen bu çocuğu okula gönderdin. İşte ilkokul liseyi bitirdi. Sonra hayatı bir atıldı, hiç öyle Laylon lay değil, çiçek böcek yok e dese ki sana dönüp de... Lan bir sap olamadım senin yüzünden beni böyle... hıyar gibi okula gönderdin. Ne yapacaksın o zaman diye sordum, ünüfer bir mahzunlaştı o anda. <laughs> Şimdi... bir hayatın gerçekleri var. Bir bizim isteklerimiz var. Bir de böyle bazı hayallerimiz var yani... nereden geldiğini çok bilmediğimiz hayallerimiz. Bali'deki falan gibi okullar... ideal midir? Olur mu? Yoksa sınırlı koşullar altında geçerli fanteziler midir? Bu konuda bir sen gidip gördüğün için evet. biliyorum. Azıcık bir görüşlerini alayım. Şimdi bu Türkiye'de mevcut eğitim sisteminde memnun olmayan her velinin bir hayali var. Finlandiya'da bu okul varmış. Bali'de bu okul varmış. Silikon Vadisi'nde teknoloji girmeyen okul varmış. Ken Robinson'ın Blue School'u varmış New York'ta gibi. Bundan çok sayıda neredeyse de hemen hemen tamamını görme şansım oldu. Bir kere büyük bir yanılgıyla işler yürüyor. Yani siz kendi içinizde mevcut eğitim sisteminde çocuğunuzun okulunda bir şey yaşıyorsunuz. Sonra sosyal medyadan duyduğunuz birkaç görüntüyle de bir okulla ilgili hayal kuruyorsunuz. Ne güzel tavanı yokmuş okulun. <laughs> Tavanı var bu arada. <laughs> şey, duvarı mı yoktu? Duvarı yok. Duvarı olan bölümleri de var, olmayan bölümleri de var. Bu aslında nereyi görmek. Şimdi bizde duvarlar güzel. çok yüksek ya. Bana bunun söyleniş biçimi mesela ilk gelen dönemlerden biri duvarı yokmuş. Duvar Tabii. nasıl bir travma yarattıysa. <laughs> ya, işte. ya, tam da öyle. Bu defa işte orayı tanıtan çok güzel YouTube'dan da izleyebilir herkes. Videolar da vardır. Bu arada çok beğendiğim de bir okul. Veliler ve ebeveynlerle oraya bir gezi yapmayı da düşünüyoruz onu da söyleyeyim. Beğendiğim bir okul. Yani okula haksızlık etmek istemem ama o okul ya da Silikon Vadisi'ndeki okul ya da Elon Musk'ın çocukları açtığı okul ya da Finlandiya'daki okul. Bu okullarda hiç ödev yokmuş, çocuklar kafasına göre takılıyormuş kısmı bir kere külliyen yalan. Bir eğitim varsa bir hedefi olmalı. Hedefi var Araca. ve ağır akademik programlar uygulayan okullar. Şimdi insanlar genellikle orayı görmüyor. Şimdi Türkiye'de bir okul sistemi var işte çocuklar şu saatte gidiyor, bu saatte çıkıyor. Kurallar, ödevler. Demek ki orada öyle bir hayat yok. Orada öyle bir hayat var fakat bizim ebeveynlerin kaçırdığı kısım şurası. Şimdi bir şeyi eleştirirken onun negatif tarafını daha yoğun görmek, diğerinin de görmek istediğimiz tarafını görmekle ilgili bir şey. Şimdi Bali'deki okul, dünyadan çok sayıda insan çocuğun eğitimi için oraya gidiyor Türkiye'den de giden insanlar var. Şimdi bir kere öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasına çok önem verilen bir okul. Buradan kastımız ne? Velinin başında durup ödev yapması gibi bir sistem olmayabilir ama çocuğun günlük öğrenme sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili çok ciddi bir beklenti var. Öğrenciden talebeye evet ona dönüşen da. bir kısım var. Şimdi biz oraları hiç görmüyoruz. Yani ödev kalksın, yerine ne gelsin? Şimdi bir öğrenci rutinlerde konuştuk ya rutinlerde, rutinlerde konuştuk. Yani biz Tekrarın öğrenme üzerindeki etkisini yok mu sayacağız? Bizim o toptancı bir anlayışımız var ya. Ödev olsun mu olmasın? Şimdi tekrar şunu diyor olmalı. Ödev yok gereksiz diyorsak şunu diyor olmamız lazım. Tekrarın öğrenmede bir etkisi yok. Borç senin alanın. Tamam. Tekrarın olur, öğrenmede bir olur mu etkisi canım? yok diyebilir tamam. miyiz? Et tekrar o Ahsen Belev, 180 diye sözümüz var yani. Sözümüz var. Yani, yani ödev olmaz. Ödevin zararları. Şimdi ödevin zararları başlığı bile doğru değil. Öğrencinin doğru tekrar sistemlerini oluşturmakla ilgili kafa yorup bunu nasıl doğru yapacağımıza bakacağız. E ödev diye bir kavram varsa bunun doğrusu da vardır. Doğrusu hani? da var. Evet. O yani ve orada asıl da olan şu gibi. sorumluluğunu temelde de okulla ilgili olduğu için söylüyorum. Öğrenme sorumluluğunu alan bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bizde ödevle ilgili ödev savunucusu olan taraf ne diyor? Çocukların bir sorumluluk yerine getirmesi için bunu yapıyoruz. Ödevin yan faydası bizim beklediğimiz öğrenmeyle ilgili faydanın yanında sorumluluk yerine getirmekle ilgili. Şimdi bunun bir öğrenme enstrümanı üzerinden, bir öğrenme ihtiyacı üzerinden tanımlanması doğru değil. Şimdi bu çocuğun tek sorumluluk alanı ödevi yapmak mı? Bu sırada ödevini yaptığı masayı toplamıyor. Yemek masasında ödevini bitirdikten sonra tabağını mutfağa götürmüyor. Şimdi o çok özgürlükçü denilen okullardaki çocukların evde tabakları toplamadığını, ailesiyle birlikte iş yapmadığını, öğretmenin kendisine verdiği bir sorumluluğu yerine getirmediği gibi bir ihtimalimiz var mı? Yok. Bizim standart bir Türk ailesi oradaki çocuğun günlük yaşamını görse bu ne sümsük falan. Tam doğru. Şimdi ben Hollanda'da ki şöyle düşünün bu bahsettiğimiz okullar, Green School, Bali'deki okulun ismi Green School. Green School dahil olmak üzere demokratik okul değil. Kastım şu belli bir müfredatı, o müfredat Tam. içerisinde de tanımlanmış öğretmen ve öğrenci rolleri var. Bunun daha radikal kanatları var. Demokratik okullar dediğimiz. Yani o gün ne öğreneceğine öğrencinin karar verdiği, e, her şeyi e, öğretmenle tartıştığı demokratik okullar var. Ben örneğin Hollanda'da o okullardan birini ziyaret ettim. Temmuz ayının sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Okulda 3-4 tane çocuk vardı. Okul büyük bir bahçesi vardı. Bahçedeki eşeğe ot veriyorlardı. Ahırı temizliyorlardı. Ben dedim ki yani yaz kampı falan var. Yo dedi yani bu eşekle ilgili onun yılda 5 ya da 6'ydı yanlış hatırlamıyorsam kere. Ahırı temizlemek, samanını vermek, yiyeceğini hazırlamakla ilgili bir sorumluluğu var. Temmuz'un 20'sinde o sorumluluğu varsa tatildeyse de dönüp gelecek o görevini yapacak. Şimdi bu okullara hayran olan ebeveynlerden kaçı okuldaki hayvanın altının temizlenmesi görevi çocuğuna verildiğinde o okulu savunmaya devam eder? Şimdi bak çekimden önce bana bir şey anlatmıştın şu Viyana'daki taksi şoförü evet. hikayesi. Uber'le sana gelip daha sonra hemşeri çıkınca ya Uber'i aradan çıkaralım boşa para vermeyelim sen beni ara diye ara yol bulmaya çalışan yani ekmek teknesi olan Uber'i hemen satabilen şimdi bir kültür var karşımıza. Bu bizim kültürümüz yani bizim içinde bulunduğumuz bir şey. Şimdi daha önce Habitus bölümünde bir şey konuşmuştuk. Biz böyle şeylere özeniyoruz ama işte Brüksel'de sokaklar ne kadar temiz, Amerika'da bilmem ne, ne kadar medeni falan. Fakat oranın kendi oluşturduğu bir kültürün sonucu olarak ortaya çıkmış bazı kurumlar, yapılar ve yöntemler var. Sen şimdi gelip Bali'deki okulda uygulanan müfredatın aynısını burada da uygulayabilirsin. Bence problem yok yani al sonuçta basılı bir şeydir o. Fakat burada kültür bunu kaldırır mı acaba? Yani sen bu çocuğa bunu öyle bir ortamda verdiğinde bu çocuk eve gittiğinde neyle karşılaşıyor? Sokağa çıktığında neyle karşılaşıyor? En kötüsü okul bitip de iş hayatına girdiği zaman ya da bir üniversite gittiği zaman başka bir şey yaptığı zaman ne görüyor? Şimdi buna baktığında uyumsuzluğun zaten işi tamamen gerçeküstü bir yere taşıdığını fark edebilmek lazım bence. Ve o romantik hayalin peşinden koşuyor. Şimdi çok sayıda aile çocuğunun eğitim için İngiltere'ye taşınıyor. Dünyanın en disiplinli eğitim sistemlerinden biri. Şimdi aynı aile Türkiye'de ne gerek var. Çocuklar niye bu kadar sıkıyorsunuz ama İngiltere'de giyici ayakkabıya kadar belirlendiğinde o kurala uyuyor. Yani sisteme güvenle alakalı sisteme bir şey. Sisteme güvenle ilgili bir şey. O yüzden zamanda Türkiye'de benim de destek olduğum başka bir okul mümkün gibi girişimleri de finalde şu anda bazı şehirlerde gayet başarılı modeller de devam ediyor. Bir modele bir haksızlık olarak lütfen bu söylediklerim algılanmasın. Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda şehirde güzel denemeler var. Bunların eğitim sistemimize çok önemli katkılar da olacak. Ama şimdi başka bir okul deyince herkes bir cazibe çekiyor. Çünkü başka zaten büyüleyici ve insanı çeken bir şey. Muhalif bir yerden durmanızı sağlayan Ama herkesin başkası başka. Zaten bu tip okulların hep böyle pilot, deneme, işte belli yerlerde belli sürelerle yapılmasını da galiba kültürel olarak uygun bir dokunun içerisinde ancak çalışabilir olması ile ilgili. Tam var. Öyle. Yani tutup da sen ne bileyim Hakkari'nin bir köyünde böyle deneysel bir okul açamazsın. Orada Açamaz. başka bir şey var. Yani ee, bunun bir karşılığı Türkiye'de bir köyde çok iyi okul olabilir ki Türkiye'de çok sayıda köy okulunda çalışan becerikli çalışkan öğretmenimiz şahane işler yapıyor. Yani bu habitatına yaşadığı çevreye uygun doğru modeli kurmuş. Şimdi diyelim ki yine Bali'deki okula dönelim ya Green School gibi bir okul açacağız deyip onların o oradaki sazlıklardan toplanmış bambularla yapılmış binasını getirirseniz bir kere olmaz Türkiye'nin iklimine uygun olur. Bir kentte olur başka bir kentte olmaz. Bizim burada bazı bölümlerde sırf İngiltere'de master doktora yaptığı için üniversiteye gelir gelmez ve özellikle de bölüm başkanı falan olursa yaptığı ilk icraat çay saatlerini beşe çekmek olan hocalar var. <laughs> Onun dışında bilim bilim laboratuvarlara herhangi bir bilgi tamam. yok ama çay saatleri beşte oldu burası İngiltere tamam. gibi bir var. O yüzden o okulları seviyorsa şimdi şöyle düşün: O okulda okuyan ailelerin neredeyse tamamı sürekli ülke değiştiren, daha rahat yaşayan, keyifle uzaktan çalışan aileler gibi gibi bir sürü kültürü var. Şimdi bunların hiçbiri doğru ya da yanlış değil. O okulda o, o şekilde yaşayan bir aileye çok denk düş. Şimdi burada daha rutin bir hayatın içerisinde yaşayan çocuğuna dair beklentileri daha belirgin olan bir aile kuvvetle muhtemel oraya gittiğinde mutsuz oluyor. Çünkü o beklenti karşılanmıyor. Ama biz okulu öyle bir yere koyuyoruz ki o okulda öyle bir eğitim varmış ki Okulun etkisi hep söylüyorum %10'u 15'i geçmez bir çocuğun hayatında. İki öğretimde bir çocuk okulda günde ortalama kaç saat vakit geçiriyor? Yaklaşık 7 saat, 8 7 saat, saat civarı saat. geçiriyor. Yani günün büyük bir kısmında yine hayatın içinde ailesiyle beraber tabii Her yıla evinde. Yıla böldüğün zaman yılda 180 gün eğitim yapılıyor. E tabii geri bir kaldım. kere yılın yarısında zaten tabii. ailesiyle Aynen birlikte. O, o yarının içerisinde de üçte birinde okulun içerisinde. Etki olarak da Kültürel etki ve çevrenin genel etkisini hesapladığımızda okul yüzde 10-15 etkidi. Yani bir çocuğun hayatında yüzde 10-15 civarında etkili olacak bir alan için ülkeler kıtalar değiştirmek, yaşamları alt üst etmek, orada bir okul varmış çocuğumun bütün hayatını değiştirmek, yani bir insanın bana göre kurabileceği en hatalı hayat. Ben böyle bir projeyle, düşünceyle ya da teklifle gelen arkadaşlara genellikle... işte bu hesaptan yola çıkarak şunu söylüyorum, bilmem katılır mısın? Yani Bali'deki okulu buraya getirmek ya da bilmem ne okulunu buraya kurmak... ya da eğitim sistemi öyle olsun diye beklentiye girmekten öte... ev hayatın önce bir Bali evet. gibi yap. Öyle bir takıl. Mesela çocuğa evde sorumluluk var, arkasından git. Sen meraklan, araştır. O da senden görsün, belki yapsın meraklanmıyorsa araştırmıyorsa onu tölere edebilecek bir davranış biçimi geliştir falan bunu yapmak daha bedava. Tamam diyor. Öyle bu euro -muro devrinde bayağı tasarruf ediyoruz. Şimdi şöyle oluyor ya yurt dışına gittik, çocukları gördük, müzede inanılmaz güzel eğitim. Türkiye'de de yüzlerce okul müzede eğitim yapıyor. Ya yani siz İstanbul'da müzeye gidiyor olsanız çok sayıda çocuğun orada müzede eğitim aldığını göreceksiniz zaten. Bir bir yerde abi gene böyle denk geldim. Çok yapmam ben biliyorsun toplum içinde çatışma sevmeyen bir tipim ama ablanın bir tanesi Hollanda'da herkes piyano çalıyor böyle hep müzikle çok ilgisi var. Yani medeniler hayatım falan siz biliyor musunuz dedim piyano mu? yok dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> neysin neye özeniyorsun Tabii. bana neyin satışını yapıyorsun böyle çok enteresan. Şimdi içinde bulunduğumuz durumun kötü ve her şeyin çok iyi deneyimlediğimiz için kötü tarafları çok fazla gözümüze batıyor. Yine bir arkadaş isim vermeyeyim mesela. Ben diyor Türkiye'de diyor çocuk doğurmam diyor. Yani burada vize için o kadar para ödemen lazım diyor bilmem ne diyor falan. Şimdi mesela bu... Bu bizi... arada da herkesten önce bizi dinliyor büyük ihtimalle şu anda. Tabii. <laughs> herkesten önce. <laughs> Şimdi bu içinde olduğun şeylerin kötü tarafları gözüne batıyor ama bütüncül bir bakış için bir de avantajı varsa onu da evet. görmen lazım. Şimdi yine çekimden önce konuştuğumuz Mustafa ile sohbet ederken özellikle geçen bir konu vardı. Mustafa Acıngül dedi ki mesela Türkiye bu açıdan çok avantajlı... Çünkü gayet gevşek bir okul bulabilme şansın her zaman var. Kesinlikle. Ödevi ödevi komalamayan ve orada istediğin gibi deneysel takılabilirsin. Şimdi bu özel mi diyorlar ne diyorlar dershanenin yeni versiyonu. Mesela çocuklar oraya gidiyor. zaten paso sınava çalıştırıyorlar. Başka bir şey yok. Mesela sen o arada okulların gevşekliğinden ve sistemin sistemsizliğinden faydalanarak zaten istediğini yaparsın. Tamam. İngiltere'ye gittim, sıkar bakayım. Hadi istedi, istersen tamam, tam orada yapayım. Tam da öyle ve şimdi gidip or ben şunu taraftarıyım. Ben şahsi olarak Bali'de yaşamak istiyorumdur. İşimle, o, o, tabii ki. hayatımla uyumludur. Çocuğum da benimle birlikte geldiği için orada yaşıyordur. Çok iyi çocuk. Yani kafan oraya uyuyoruz orada hayatta, hayatta şan, tabii kalıyorsun. Hayatta kalıyorsun zaten o zaman sen gidip kendi yine mahallenden bir okul seçmiş oluyorsun. Ama Türkiye'den kalkıp binlerce kilometreyi bir okula gidip bir iş yapmak. Şöyle düşünsene müdürü değişse, öğretmeni değişse, oradaki program değişse ne olacak? Ya da o çocuk oradan mezun olup Türkiye'de dönüp Toprak Mahsulleri Ofisinde bilmem ne <laughs> müdür olarak başlarsa ne olacak? Başlarsa yani, ne olacak? o kültürde burada ne yapacaksın? Tam da öyle. Yani biz toplumsal bir şeyimiz var benim çok hoşnut olmadığım. Yakınımızda olan iyi beğenmemek, görmemek. Hep kötüsü üzerinden görmek. Abi insan olarak da böyle değil mi? Her sabah çıkarken aynaya bakıyorsun. Aa diyorsun sakalım kötü, işte gravatı eğri. Yani Aynaya bakma sebebimiz bile aslında bozuk olanı görmek için. Aynaya bakıp da lan bugün maşallah yine nefes alıyoruz. İşte gayet dinci sağlıklıyız falan diyesimiz pek yok. Yani eldekini takdir etmek konusunda bir zafiyetimiz var. Bu galiba hani içinde bulunduğumuz sisteme bakışımızı da aynen bu şekilde evet. şekillendiriyor. Ben burada konuşmadan önce buna hiç bakmamıştım. Şimdi kendime bakıyorum. Memlekette ilgili bir şeyler anlat deseler bana. Ben önce olumsuzlukları sayarım muhtemelen. Sürekli onlar gözüme batıyor ama. Mesela şunu bir türlü açıklayamıyorum kendime yani yurt dışına çıkıyorum mesela i̇şte bazen 5-10 gün bazen bir ay falan kalıyorum. Abi bir aya yaklaştığı zaman özellikle yani iki haftayı geçtikten sonra... İstanbul'a benim bir dönmem gerekiyor yani burada ne var ki? Oradaki hani baya rahat gözüken baya da... Bu arada ben yurt dışına da böyle hep genelde misafir olarak laylaylom gidiyorum yani orada bir... hayat gailem de çok yok. Ama ona rağmen... Bir memleket memleket geliyor. Belki biraz buraya bakmak lazım. Bali'ye gitmenin böyle bir faydası olabilir. <laughs> Ulan bizim oraları iyiymiş falan <laughs> diye. Bir de şu burada inancımız belirliyor ya aslında her konuya dair. İnancımız olayları nasıl değerlendirdiğimize bak. İşte Türkiye'de okullar iyi değil. Türkiye'de öğretmenler iyi değil. Türkiye'de müfredat iyi değil gibi bir inancımız var. Bu inancın alternatifi ne duyarsak o bize geliyor ve yeni bir inanç inşa ediyoruz. Kararı vermişiz ona kanıt Tabii, alıyoruz. Tam da öyle. Orada bir iman oluşturmuşuz, şimdi itikadını oluşturmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Hatalı olan bu. Yani dünyanın her yerinde çok iyi okullar bulabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde çok iyi okullar ve öğretmenler bulabilirsiniz. Yeter ki sizin odağınız iyiye, çocuğunuzun eğitimiyle ilgili de genel yaşamınızı tasarlamaya dönük olsun. Bunları tasarlamadan ya Sinan Canan diye bir fizikçi varmış, ondan fizik alırsa bu iş oluyormuş. Ya bir çocuk ve bir ailede tutan, güzel olan bir hikayeyi alıp bunun üzerine hayat inşa edemeyiz. Ya bir aile varmış, iki tane çocuğuyla birlikte tekneyle dünya turuna çıkmışlar, çocukları öyle eğitmişler. İşte gerçek eğitim bu. Ya diyemeyiz, hayatı denizde geçmiş bir aile. Çocuklar büyük ihtimalle denizde doğmuş. Öyle bir hayat kurmuşlar ve dört kişi olarak çok mutlular. Şimdi biz ne diyeceğiz? Ya teknede eğitim iyidir. Hadi hepimiz tekneyle Tam böyle yani bir insana, bir aileye, bir çocuğa iyi gelen, bütün ailelere, bütün çocuklara iyi gelir diye bir şey yapamayız. Ya İngiltere en çok konuşulan bu ara olduğu için söylüyorum. Almanya, ya buralarda lise eğitimde falan, bullying'in falan artık bambaşka boyuta gittiği ülkeler. Hani temel eğitim bu kadar iyiyse İngiltere'de yükselen ırkçılık, yükselen akran zorbalığı nasıl doğuruyor o eğitim sistemi? Tabii. Bunlar sanki orada hiç yokmuş gibi söylüyorlar. Evet. Orada da mı Hep falan. orada barışçılık diğerini diyoruz. Peki niye öyle olmuyor? Çünkü oradaki okul da tek başına oradaki hayatı belirlemiyor. Orada bireyselleşme yalnızlaşma bilmem ne. Belki de muhabbeti şöyle bir sloganla kapatmak faydalı olabilir. Yani içinde yaşadığımız şeyin olumsuzluğunu gördüğümüz kadar olumlu tarafını da görme. Yani bütüncül bakmaya gayret edelim. Paramız cebimizde kalsın yani boştan yere. Helalimi döviz yedirmeyelim. Yedirmeyelim. Yani? Bırak. <laughs>